Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı ardından zorlu bir fikstür eşleşmesine daha giriyor. Ligin tepesindeki 41 ve 38 puan arasına sıkışan 6 takım içinde 40 puanlı olanlardan Aytemiz Alanyaspor gruptan kopmayı istemeyecek. Farioli'nin göreve gelmesi sonrası beklediğimiz gibi topla oynama oranını yukarı çekmeye başlayan Aytemiz Alanyaspor, şimdilik ancak %50'ye çekebildi bunu. Ama Farioli döneminin tek başına ortalaması %56,3. Pas ortalamasında da 450'nin üzerine çıkan Akdeniz temsilcisi. Bunlardaki yükselişe rağmen orta tercihi hariç bu tablodaki tüm kalemlerde lig liderinin gerisinde. Defansif aksiyonlarda da yüksek ortalamalara sahip olmamasına rağmen Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un önünde. Faul sayılarında iki takımın da düşük ortalamalara sahip olmaları bu maç özelinde sevindirici. Toplu oyundaki pas ağırlıklı tercihleri Trabzonspor'u 10 pas üstü dizi ve deste hücumda lig ikincisi yapıyor. Direkt hücumları az tercih edişleri hem o istatistikteki dokuzunculukları hem de deste direkt oranındaki ikincilikleriyle öne çıkıyor. Aytemiz Alanyaspor'da ise ilk tablodaki gibi yükselen ortalamalar var ancak bunlar da henüz Alanya ekibini yeterince üste taşıyabilmiş değil. Ligin penaltısız en çok gol atan iki takımını karşı karşıya getirecek bu müsabakada ev sahibinin yediği gol ortalamasının yüksekliği ve rakip kale önünde de beklentinin altında kalınmış olması sorun teşkil ediyor. Trabzonspor ise penaltısız XG gol farkında ligin ikincisi. Kalesine çektirdiği şutların ortalama kalitesinde de Trabzonspor en düşük XGA ortalamasıyla ligin zaten en iyi kalecilerinden biri olduğu şüphe götürmez Uğurcan'a bile iş bırakmıyor gözüküyor. Abdullah Avcı ve Francesco Farioli Süper Lig'de bundan önce iki kez karşılaştılar. Bunların ilki geçen sezon, ikincisi bu sezonki Trabzonspor Vavakars Fatih Karagümrük maçlarıydı ve iki maçtan da Trabzonspor 2-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı. Taktik disiplin açısından aynı şekillerde olmasa da ligde farklı takımlar izlettiren iki teknik adamın bu kapışması olasıdır ki haftanın en keyifli maçına sahne olacak. Önümüzdeki hafta içi yeni bir aksilik olmazsa Medipol Başakşehir'le erteleme maçını oynayıp maç sayısını puan tablosunun geri kalanıyla eşitleyecek İttifak Holding Konyaspor o maç öncesi Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Rutin takım karşılaştırmalarımızın bu ilk sayfasında iki takımdan birinin diğerine sayısal olarak çok üstün olduğu hiçbir kalem yok. Bu sayılara bakınca iki takım belli açılardan birbirine benziyor denilebilir. Defansif aksiyon ortalamalarına geçince ise ikisi de sahipsiz topları geri kazanmakla ilgili kalemlerde. İttifak Holding Konyaspor'un ligin son sıralarında olması Kasımpaşa için avantaj. Öte yandan Kasımpaşa'nın da defansif aksiyon ortalamaları göz dolduran cinsten değil. Kasımpaşa, ligin pas oyunundan en uzak takımlarından birinin ortalamalarına sahip. 10 pas üstü dizide 20 takım içinde 17. Onun bitirilmiş hücuma dönüşmelerinde 14. Ancak direkt hücumlarda ise 7. Konya temsilcisi ise aynı kalemlerde sırasıyla 8. 9. ve 3. Pas oyununa dair sıralamalarda ortalardayken, direkt hücumda 3. olmaları, repertuarlarını geniş tutmaya çalıştıkları anlamına geliyor. Maçlarında yakaladığı pozisyonların penaltısız XG'sinde 9. iken gol ortalamasında 3. olmaları İttifak Holding Konyaspor için olumlu. Beklenti yeterince yüksek değilse de gol bulmayı başarabilmiş durumdalar. Ligin yediği gol ortalaması 1'in altında olan 3 takımından biri olan Yeşil Beyazlılar yine ligde pozitif gol XG farkına sahip 4 takımdan biri. İttifak Holding Konyaspor ayrıca Trabzonspor'un ardından kalesine en kalitesiz şut çektiren ekip. Rakipleri Kasımpaşa ise kalesine en kaliteli şut çekilen 3. takım olmanın dezavantajını bu maçta kapatmak zorunda. Kasımpaşa puan tablosunda 14.'lüğe yükselmiş olsa da bundan 4 hafta önce düşme potasındaydı ve henüz yeterince uzaklaşabilmiş değil.
İttifak Holding Konya Spor'sa bu sezon ligde hiç üst üste maç kaybetmedi. Hatta bu sezonki herhangi iki yenilgileri arasında en az 3 maç var ve bunun bozulmasını istemeyeceklerdir.